Merhaba değerli Bonsai dostları. Bu video biraz uzun, bir saate yakın. Bir kara ağacı, Çin kara ağacını alıp önce şekillendireceğiz. Sonra genel bakımına şöyle bir gözden geçireceğiz. Ne yapabiliriz diye hazırlıklarımızı yapacağız. Dalları, telleri, budamayı ve tabii ki saksı değişimiyle sulamayı anlattığım komple bir video olacak bu video. Evet, daha detaylı, daha uzun ve daha ayrıntılı. Türün yapısı sizi düşüncelere götürmesin. Aslında hemen hemen bütün uygulamalar bitkilerde genel olarak temelde aynı. Bu mantıkta bu videoyu izlemenizi sonuna kadar tavsiye ediyorum. Tabii ki linkin aşağısında süreleri var. Her aşama tek tek zamanlamasıyla yapılmış durumda. Oraya bakarak da istediğiniz zamandan başlatıp tellemeydi, budamaydı, saksı değişimiydi gibi konulara direkt gidebilirsiniz. Haydi gelin şimdi videomuzu izlemeye başlayalım. İyi seyirler dilerim. Merhaba değerli Bonsai dostları. Bugün yine farklı bir ağaçla yine karşınızdayız. Yine marketten alınmış bir Çin kara ağacımız var. Burada da Zelkova diye yazmışlar. Artık bu çok sık rastladığımız bir durum. Çünkü bu bir Zelkova serata değil. Çin kara ağacı Ulmus parvifolia. Tabii her zaman olduğu gibi sizin de gördüğünüz üzere bakımsız. Yani şöyle de göstereyim hatta. Kökler, toprak. Yani tamamen bakımsız kalmış bir ağaç. Altlarında dallar kurumuş, kesilmiş. Dallarımız yok. Gördüğünüz gibi dalların hepsi çığırından çıkmış. Bütün dal kısmı üstte toplanmış ve işte bundan bir bonsai yapabilir miyiz? Deneyeceğiz. Bonsai de bunjingi dediğimiz bir tarz var. O da olabilir. Tamamen daha farklı bir şey de yapılabilir. Ben oturup gene nacizane bir şeyler karaladım. O karalama sonucunda da ortaya işte şu andaki mevcut görüntüsüne yakın bir tasarım çıkarmaya çalıştım. Ve bir şekilde uygulayacağım. Bakalım aynı görsel yapıyı oluşturabileceğiz mi? Ne yapacağız? Hep birlikte bu videoda göreceğiz. Tabii yine önce şöyle bir genel çizmeme rağmen üstünden bir daha geçmek lazım. Nerelerde ne var, ne yok gibi. Ondan sonra da işleme başlayacağım. Şu şurada bir dursun. Ve gene tabii telleme ile işleme başlayacağız. Evet. Evet, şimdi bir 2 milimlik tellerimizi sararak işleme başlayalım. Önce şu dalı, buradaki dalı aşağı alacağım. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Onun hemen arkasında bir dalımız daha var. Şöyle tellerimizi ortaya çıkartalım. Evet. Dallar tabii işte budama yapmazsanız, bu da örnek olsun diye yaptığım bir şey. Dalları önceden budamazsanız eğer, otomatikman telleme sırasında size böyle problemler çıkartır. Hoş zaten budayacağız ama yine de Çin kara ağacı da çok sert bir gövdeye sahiptir bu arada. Evet. Şimdi hatta şöyle de yapalım. İyice altına
denk getirdim. Bakın görüyor musunuz? Dal buradan dönmüş. Evet. Telleme bozeydenin en keyifli kısmı ama yanlış yapılırsa ciddi anlamda sorun çıkartacak ve size problem yaşatacak bir durum arz eder. O yüzden tellemeyi olabildiğince düzgün ve estetik yapmaya çalışın. Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Yani tellemeyi zamana yayarak da yapabilirsiniz. Yani bir günde illa yapacağım diye bir olay yok. Yani zaman içerisinde de yayarak yapabilirsiniz. Hem belki terleme sırasındaki işlemler sırasında olacak bir takım değişimler öngörülebilir olabilir. Yani diyebilirsiniz şu şöyle, burası şöyle olsa ne olur diye. Ve şimdi budamam gerekecek. Görünen o. Şöyle. Çünkü bu noktada çok fazla dal var. Ve biz bunları temizlemek zorundayız. Farklı yönlere gitmiş, yönü bozulmuş dallar mevcut. Onları alacağım. Geçen bir videomda bir arkadaş diyordu, makas efekti diye. Onu tekrardan vurgulayayım. Ufak makas efekti değil. Makasın gerçekten kendi sesi. Bakın bu. Kesme anında oluşan sesi. Şuradan yeni tomurcuklar geliyor ama tabii bu telleme işleminden sonra o tomurcuklarda gerileme olabilir. Bu kısma geleceğim. Burası çok karışmış. İnanılmaz karışmış. Şu teli şöyle biraz alalım. İnanılmaz uzamış. Bakın şu gördüğünüz şey, şöyle elimi koyayım. Yukarı doğru çıkan dal. Bizim çok işimize yarayacak bir dal değil. Ve o zaman işte ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Bu kesilen şu parçayı köklendirme için ayıracağım. Onu gerekli şekilde nemli tutmaya çalışacağım. Bakın burada da aynı sorun var. Yukarı doğru bir dal çıkmış. Bu adam edilir mi? Aslında edilir ama biz yine de bir bakalım. Yani ama şu gördüğünüz parça aslında durabilir. Onun üstünden yeni çıkan parçaları dalın üst kısmında kullanabilirim. Şimdi vazgeçtim bakın gördüğünüz gibi. Ama şurayı alacağım. Ya da tamamen alacağım, vazgeçtim. Yeni dalları belki oradan çıkartır. Hiç uğraşmayayım. Şurada da var bir parça daha. Onu da aldım. Bakın çalışacağım dal ortaya çıktı. 3 aşağı 5 yukarı. Şurada şu dalın altına gider. Yani şurada bir dalımız var, bir de onun altından giden var. O dalı da almayacağız, kullanmayacağım. Şöyle, şu anda burada da bakın. Şuradaki budak kurumuş. Ve hiçbir görev yapmıyor. Onu da aldık. Şimdi en azından burası açıldı. Ve tellemeye başlayalım. Dalın tellerken telin bir kısmını bu şekilde şey yapabilirsiniz.
bir tarafını önce sarıp sonra elinizdeki olanı tekrardan böyle uzatarak kullanabilirsiniz. Bu bir avantaj. Artık dalın uç noktasına geldik. Burada iş telin görevi bitiyor. Şundan yakın bir dipten alalım. Çizime göre gidiyoruz tabii. O yüzden şöyle kendime doğru biraz çevireceğim. Bakalım ne kadar aşağı inebiliyor. Bu kısım indi. Gayet güzel. Eğer inmezse dalı böyle bağlayabiliriz buradan gövdeye. Bunu da şuradan hafif gererek ya da aşağıdan bir noktadan yapabiliriz. Biraz sonra göstereceğim o uygulamaları. Ama tabii dediğim gibi önce şu temizlik işini bir bitirelim. Bu dalımızı kullanabilir miyiz? Şöyle bakıyorum. Acaba telle bir şekil vererek alabilir miyiz? Evet, alabilirmişiz. Gayet güzel. Tamam, bu kısımda şey güzel. Şimdi biraz diğer kısımları da şöyle budayalım. Bir görelim ne oluyor, ne bitiyor. Ne kalacak ağacın üstünde, hangileri gidecek. Evet, şöyle geriye doğru. Bakın geride hiç sürgün olmayan bir dal yumağımız var. Burada da aynı. Şöyle. Şöyle gözlem yapmak lazım. Şuraya geçtik. Bu tabii şu an çok sağlıksız. Yani bakımsız kalmış. O yüzden böyle sorunlar var. Bakın çat diye gidiyor. Kurumuş. Onu da alalım. Hazır. Uzak makasında eğer noktaya dala yaklaşamıyorsanız önce bir kısmını kesin. Sonra odak makasıyla alın. Şurada yukarı doğru giden bir dalımız daha var. Onunla da işimiz yok. Onu da köklendirme için ayıralım. Şöyle. Evet, gayet güzel. Şimdi orada bir dalımız daha var. Yine aynı. Bunu da buradan alalım köklendirme için ve buraları temizleyelim. Yani burada ciddi sorunlar var. Bunlarla işimiz yok. Burada yine hasarlı bir budağımız var. Onu da daha sonra temizleyeceğiz. Evet. Ve yine budamaya devam. Birbiri içine girmiş bir yeni dal söz konusu. Bunlar tabi hep hatalı budamalardan kaynaklı yani. Bakıcının işte şekil vereyim diye yaptığı ama düzgünce ilgilenmediği belli oluyor ağaçla. İşte Bonzi'ye öyle gelişi güzel makası aldım. Budalım işi değil. Bir mantığı olmak zorunda. O mantığa göre gitmeli. Bu da bayağı uzun bir video olacak gibi geliyor. Şimdiden belli oldu. Tabii hızlandırma yaparak kısaltacağız videomuzu. Bana da bayağı çeliklik malzeme çıkıyor aslında. Bu da güzel, sevindirici bir şey. Yeni unsurlar üretebiliriz en azından. Evet, şimdilik bu kısımlar tamam. Şu dal biliyorsunuz ilk başladığım daldı. Oraya bir tel daha atmaya karar verdim. Çünkü bağlamak istemiyorum.
ekstra. Ama dediğim gibi bağlanabilir, istediğim açıyı tutturamazsam bağlayacağım ama şu anda ikinci sıra telimi ilerletiyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi belki işte şuradan bağlama yapabileceğiz gibi geliyor. Çünkü bu dalı fazla zorlamak istemiyorum. Sonra kırılabilir. Gözlere yakın domaya çalışıyorum. Bu önemli. Arkadaki dalı da tellemiştim. Sizin de gördüğünüz gibi artık şekli yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Gayet de güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi bu noktayı da yatay hale getirdik. Şuradaki havaya kalkan dalımızı da iptalleyelim. Onu da bu şekle sokalım. Şimdi o dalı telledik. Size nasıl olduğunu şöyle bir göstereyim. En alttan şöyle kağıdı yerleştirebilirsem.
yerde takıldı. Heh. Sizin de gördüğünüz gibi bakın nakış gibi işliyorsunuz. Çıktığı noktadan böyle bu şekilde nakış gibi işleniyor. Evet, şu arkadan da göstereyim. Bu dalı da telledik hepsini ve bu dalı da telledim. Şimdi ince detaylarını yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Acaba diyorum şöyle çevirsem mi nasıl olur? Sanki gayet güzel olacak gibi. O zaman yukarıdaki daldan destek alarak gidelim. En güzeli bu. Şöyle 1 milimlik telle yukarıdaki dala da biraz destek vererek. Biraz sola doğru almayı planlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi dalı kendi ekseninde şu anda 360 derecelik bir dönüş yaptırıyorum. Ve dal istediğim şekle geldi. Orijinal şeklimize sadık kalıyoruz şu anda, gayet iyi. Geriye sadece sizin de gördüğünüz gibi zirve kısmı kaldı. Diğer hemen hemen bütün noktaları tellendi. Şöyle biraz kenara alıp detaylandıralım sizin için. Gördüğünüz gibi resimde çizdiğim resmi de şöyle koyarsak arkada şu dal çok hafif şöyle bir esneme yapacak. Çok hafif bağlayacağız bunu. Bu dalın konumu iyi. Bu dalın konumu iyi. Gerideki dalımız da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Tabii yapraklandığı zaman daha da harika olacak. Şimdi zirve kısmımız kaldı. Bakın işte böyle buradan böyle geriye doğru gitmiş. Hatta gitmiş, takılmış. Buraları ayarlamamız gerekiyor. Biraz. Evet. Zirve kısmını da telleyelim. Ufak tefek bulamalar yaparak düzenleyelim. Mesela şu. Böyle. Evet. Şöyle bir dalımız var. Ama ciddi uzun. Şöyle alalım. Evet. Burada haddinden fazla kalın dallar da oluşmuş. Bu ölçeklendirmede
sorun oluşturabilir. Burada bir yani zirve dalı belirlememiz lazım şu anda. Buna da en uygun şu. Bazı dallar kurumuş. Ve bu hafta sonu da şunu diyebiliyorum en azından. Boş oturmadım. Bu hafta sonumu da güzel değerlendirdim. Evet. Zirveyi de yeterince aydınlattık. Şimdi zirve kısmına telleyelim. Orada zaten çok kalın bir tele ihtiyacımız yok. 1 milim tel yeterli olacak. Şöyle bana yakın olan dallarla başlayalım. Şu dalı telleyeceğiz. Arka geride bir dal var. Onunla planlayalım bu işi. Onun için yukarı doğru giden teli hizasından önce bir arkadaki dala doğru gitsin. Şöyle. Sonra da bu dalımıza gelelim. Bu teli biraz daha seyrek yapacağım. Çünkü dal zaten ince. Ve çabucak şekle giriyor. Gördüğünüz gibi. Tellemişken hemen konumlandıralım. Dalları da. Evet. Bunu biraz yana çektim ki çünkü bu iki dalı buraya alacağım. Birbirlerinin üstüne mümkünse düşürmemeye çalışıyoruz. Sayede dediğim gibi en başta güneş rahat bir şekilde dalların arasına girip çıkmalı. Hava akımı dallar arasında olmalı. Bu yüzden buna özen gösterelim. Onu orada bırakalım oraya. Devam edelim.
Evet, gördüğünüz gibi o kısmı da dolu. Evet, sevgili Bonzai dostları, arkadaki görseline uygun olarak açısı şurada budak görünmekte, bakın kestikleri yer daha önceden ve resimde de orada budağı şurada görmektesiniz, bakın oradan bu kıvrım ve istediğim şekli aldı şu anda. Ne kaldı? Dikkat ettiyseniz resimde şu dal, bakın şöyle. Şu dalı şimdi şuradaki budağı kullanarak biraz daha şöyle aşağı alacağım. Bakın tam şu noktaya alacağım. Sonra yine budağı kullanarak bu dalı da biraz şöyle aşağı çekmeyi planlıyorum. Şimdi onu göstereceğim size nasıl olduğunu. Şimdi ben ne yaptığımızı göstereyim. Önce şöyle bir U tel, biraz paylı bırakarak da şu yeterli. Şöyle U yapıyoruz. Eğeceğimiz nokta şurası. Bu noktaya daha şu iki tel arasına getirmeyi deneyeceğim. Yani maksat dalı gerdiğimizde tel ağacı kesmesin. Normalde ben pipet kullanıyorum. Oradaki basıncıyı azaltsın diye, ama bugün yanımda pipet maalesef yok. O yüzden böyledir. Bu uygulama yapacağız. Tel uzun bile geldi. Biraz telden ödün verelim. Şöyle. Evet. Şimdi bu da dalı şöyle aşağı indiriyoruz, bakın. Şuradan kavramaya çalışıyorum. Yani genelde buradan ikinci bir kişiden yardım almanız en iyisi. Yani bazı işlemler tek yapmak gerçekten çok zor oluyor. Evet, şöyle bir de bakalım istediğimiz kıvama geldi mi? Evet. Yine bakalım. Aldık. Teli bağladık. Bakın burada bu da. Şimdi burada tabii tel şuradan görünüyor. Böyle yapmayacağız. Bunun bir işlemi daha var. Şöyle telleri üst üste şu noktadan, boşluk noktadan bir araya getiriyoruz. Şimdi o bir daire oluşturduk orada. Oraya bir tane çivi takıyorum. Japonlar estetik insanlar biliyorsunuz. Ve görüntünün de bakanı rahatsız etmemesi için, bakın bu şekilde çevirdikçe hem dal bu vurgu hareketiyle biraz daha aşağı iniyor. Bakın görüyor musunuz şuradaki boşluktan? Şöyle. Bakın. Şöyle göstereyim. Böyle döndürelim şöyle. Bakalım çok da inmesin. Bakın işte şu boşluktan yararlanıyorum. Buraya şöyle göstereyim. Çiviyi takıyorum. Ve buradan bakın çevirdikçe dal aşağı geriliyor. Ve evet artık yeterli. Çok da indirmemizin bir anlamı yok. Şöyle bir iniş oldu. Tabii bu inişi buradaki dallar biraz karşılamalı. Bu da şu anlama geliyor.
şu noktadan biraz şöyle dalları yukarı almamız gerekecek çok hafif bir şekilde. Evet. Zaten şu seviye bahar ayında yapraklanacak. Şimdi gelelim şu arkadaşı biraz aşağı çekebileceğiz mi bakalım. Şöyle şu noktadan. Umarım bu budak dalı aşağı çekmemizi sağlar. Şu nokta ideal sanırım. Eğer olmazsa şuradaki kök parçasından destek almayı planlıyorum ki aslında oradan destek almanız çok daha iyi olur gibime geliyor. Yani buraya iki yük bindirmek istemiyorum. O yüzden kökün kendisinden destek alacağız. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kökün içinden geçirdim teli. Şöyle yaptım. Bakın. Şimdi dala gideceğiz. Aslında şurada boşluk var telde. Oradan acaba geçirebilir miyim diye düşündüm ama maalesef bir şansımız yok. O yüzden şuradan alıyoruz. Bayağı zor iş şu an tek başıma yapınca açıkçası teli bağlamakta zorlandığımı itiraf etmeliyim. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Mantığı burada çok... Evet değerli mozey dostları, gergi işlemini de yaptım. Ağacın genel görseli şöyle yan yana koyarsak zirve dallar aslında beyaz bir fonda çekmek daha güzel olurdu ama nötr gri bir fayansta anca bu kadar. Şimdi gördüğünüz gibi istediğim görsel aslında şu. Neden derseniz, şimdi burada da dikkat ederseniz budak görünüyor. Budak da şurada. Hatta şöyle. Tam olarak çizdiğim görselle yakınlığı bu. Tüm dalları daha önceki videomda gördüğünüz kara ağaçta olduğu gibi eşitledim. Şimdi size dalların detay kısımlarını da göstereceğim. Üst açıdan. Gergi bağlamalarını da bu şekilde yaptık. Bu bile ayrı bir estetik, ayrı bir güzellik sergiliyor. Şimdi onlara yakından da bakarız. Sizin de gördüğünüz gibi gergi teli bu şekilde köke bağlandı. Diğeri budakta biliyorsunuz. Bakın. Şöyle. Ve şu noktaya geliyor. Şöyle yakından biraz bakalım. Göz hizasından bakış şekliyle dalların
görselliği. Şöyle tam göz hizasından bakışlar bunlar. Birazdan tam tepeden de göstereceğim. Bakın şöyle. Dalların detayları. Bonzi'yi de telleme olması gereken şekliyle bu. Yani bir dalı alıp da, çünkü çok geliyor bana, abi ben ağacı telledim nasıl olmuş gibi. Bunun cevabını ben değil, ağacı ortaya çıkardığınız zaman zaten gösterecek. Şimdi de evet. İlk hani o eğimli olan dala yukarıdan bakıyoruz şimdi. Görüyor musunuz? Dalın bağlantı noktası, malum onu aşağıdan telle geldiğimiz için kağıdın düzgünce girmesi için kağıdı yırtmak zorunda kaldım. Şöyle bakarsak bu o dalımız. Şimdi gelin hadi diğer dala bakalım. Bu da diğer dalımız. Üst açıdan. Görüldüğü gibi. Dalların hareket ve kıvrımlarına dikkat edin. Bu da diğer dalımız. Bu da diğer zirveye yakın olan dallarımızdan bir tanesi. O gördüğünüz yaraları, oradaki dalları kesmiştik biliyorsunuz. Onları macunlayacağım. Zirveyi de tek planda alayım dedim. Bu da zirve dallarımız. Yeni sürgünleri çok güzel. Evet. Şimdi bir de kendi eksenine dönecek şekilde bakalım. Evet. Şöyle. Kendi ekseninde döndürelim. Her yöne dağılmış dalları ve her dal arasındaki açıklıkları ile ağaç. Bakın şu şekli bile aslında çok güzel. Ne yazık ki çekimi şu anda cep telefonuna yaptığım için cep telefonunun objektifleri derinlik hissi vermezler. Bu yüzden her görüntü birbirinin üstüne doğru biner şekilde görünüyor. Bunu ancak yani ya DSLR'e bir makina ya da türeviyle ve ona uygun diyafram açıklığıyla çekmek lazım. Netlik ve fokal mesafeyle ki biz insan gözünün gördüğü boyutsallıkta görüntü algılansın. Şu an o tam algılanmıyor ne yazık ki. Çünkü biz biliyorsunuz bakış yaptığımız bölüm netken diğer bölümler flu'ya doğru hareket eder. Burada ise neredeyse kameranın eliminde olduğu nokta net. En arka noktada net. Bu yüzden o algı oluşmuyor. Olur da İzmir'e yol düşen Bonzi seyirleri olursa yakından daha da etkileyici olduğunu göreceklerdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Ama sözlerimi son vermeden önce şimdi bu saksıdan çıkmalı ve ona uygun bir saksı olmalı. Belki bu hafta bir seramik çalışmayı sadece bu ağaca özel bir saksı tasarlayabilirim. Merhaba değerli Bonzi dostları. Malum biliyorsunuz terlemesini tamamlamıştık. Şimdi saksılama zamanı, hem de ağacın görsel formunu destekleyeceğini ve tabii ki de daha iyi gelişmesini, çünkü şu an daha iyi gelişmesini istiyoruz. O planda böyle bir davul görünümlü bonzai saksısına dikim gerçekleştireceğiz. Şöyle bir simülasyon yaparsak, sizin de gördüğünüz gibi aslında hoş bir yapıya kavuşuyor. Gördüğünüz gibi gayet de iyi oturuyor. İz düşümü olarak da çok iyi, yeterli. Çünkü zaten sürekli geriye doğru bir budama yapılacak. Şöyle baktığımızda da zaten saksının çapsal yapısına uygun
bir değişim yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle bir toprak detaylarına sizin de gördüğünüz gibi baktığımızda çok yoğun, sıkı ve kötü bir toprakla berbat bir kök sistemi var. Onu düzenleyeceğiz. Şimdi öncelikle ahşap bir çubuk kullanarak şöyle ben burada büyük bir riske gireceğim. Bu çok kötü toprak yapısını komple kaldırmayı planlıyorum. Yani kökleri de yıkayacağım. Böyle bir riske gireceğim. Bunu bonsai de tecrübe edinmemiş, henüz daha yeni ağaçlarına kavuşmuş ya da birkaç zamandır ağaçlarla uğraşan bonsai severler için önermiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi bakın birbirinin içine giriyor. Çünkü saksıda gidecek yer bulamadığı için böyle bir problem yaşıyor. Şimdi eski toprağı gördüğünüz gibi köklerden uzaklaştırıyorum. Bu şekilde. Bu video epey bir uzun oldu ama birçok detayı da burada rahatça görebilirsiniz. Sizin de gördüğünüz gibi toprak yapısı da iyice sertleşmiş, nitelik bozulmuş. Dışarıdaki bir şekilde yeni toprak bunlar. Bakın takviye yapılmış ama eski toprakları sizin de gördüğünüz gibi sert. Şu anda ciddi anlamda sert bir kök sistemi var. Bunu kullanılan kalitesiz torf da tetikliyor. Bu yüzden çok torf ağırlıklı kullanmıyoruz. Yani burada ciddi anlamda torf da var. Burada görünüyor zaten. Bakın buradaki beyazlıkların sebebi kireçlenme. Bakın yosunlar var burada. Biraz sonra kök sistemi. Bu acaba bu nereye gidiyor? Hepsini biraz sonra göreceğiz. Biraz alttan da şöyle toparlayalım. Olabildiğince toprağı yani biraz sonra yıkadığımda zaten inanılmaz bir kök dünyasıyla karşılaşacağız. Öyle diyeyim. Bir karmaşa, bir kaos aşağıda. Bitkinin nasıl bir hale geldiğini göreceksiniz. Bunu buradan bitkiyi kurtarmak gerekiyor. O yüzden şu anda iyice toprağı köklerden uzaklaştırmaya. Tabi bunu yaparken de olabildiğince nazik ve hassas davranmaya çalışıyorum. Bakın görüyorsunuz nasıl bir kök sistemi var. Bunlar görevlerini yapmayan kökler. Bitkinin alt kısmı ciddi olarak çamurlaşmış, sertleşmiş. Şimdi temizleyelim. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir sarmal oluşmuş. Kökler birbirinden geçmiş. Şimdi bunu bu şekilde bir kaba yerleştireceğim. Şimdi kökleri yıkayacağız. Evet, suda iyice yıkadık. Bakın ne kadar karmaşık, ne kadar iç içe geçmiş. Siz de görüyorsunuz. Şimdi bunları budayacağız. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Hangi kökler gidecek, hangi kökler kalacak. Şöyle gidelim. Ve kökleri atmayın. Çünkü dikip yeni bir kara ağaç çıkartabilirsiniz bu köklerden. Görüyorsanız bakın nasıl bir yapıya ulaşmış. Onu oradan alacağım. Bakın şurada daha önceden oluşmuş bir sistem var. Bakın kök buradan gelmiş. Buraya kadar geçmiş. Yer değiştirmiş. Onu da aldım. Şunu da şuradan şöyle alalım. Şimdi saksılamaya geçeceğiz. Saksı drenaj deliklerini kapattık. Şimdi toprağı hazırlıyorum. Saksının altına belirli boyutta 5-6-7 milimlik ponza koyacağım. Kendi özel toprak karışımı ve organik maddece biraz fazla yüksek yapıda leonardit de içeren bir karışımı da ağacın daha rahat bu seneyi gelişim sürecini atlatması için organik maddece zengin olan bir karışımı ama çok düşük oranda kullanacağım.
Şimdi bu toprak karışımları kişilerin kendi tecrübe, deneyim yaşadığı coğrafya ve bakım stillerine göre değişir. O yüzden farklılıklar gösterebilir. Şimdi de kendi karışımım olan toprağı ekliyorum. Bir kubbe yapıyoruz. Dedim ya, şimdi belirli oranda bir üst kısma mix yapacağım. Onun için önce kendi toprak karışımından, her zaman kullandığımdan, üç ölçek ekliyorum ve bu zengin özel humuslu ve içinde mikroorganizmaların da olduğu karışımdan sadece bir ölçek ekleyeceğim. Evet, sadece bir ölçek ekledim ve bunu iyice karıştıracağız şimdi. Şimdi gelelim ağacı saksıya yerleştirmeye. Kubbemizi oluşturduk. Ağacımız hazır. Kökleri doğru şekilde konumlandırmaya çalışıyorum. Onu bir kontrol ediyorum şu anda. Saksının altındaki tel boşluğundan gererek ağacın da istenilen sağlamlığa, bakın, kavuşmasını sağladık. Şimdi toprak eklemesine geçeceğim. Şimdi köklerin içine bu toprağı iyice çubuk yardımıyla yediriyoruz. Biliyorsunuz doğru işlemi yaptığınızda toprağın seviyesi boşlukları doldurarak azalacaktır. Aynı burada olduğu gibi. İşlemi tamamladık. Gördüğünüz gibi. Bu an gayet iyi oldu. Hem gelişecek bu büyük saksıda, hem de kendini daha iyi toparlayacak. Şimdi ne yapacağız? Sulamasını yapıp ondan sonra yarı gölge gören, direkt rüzgar almayan bir ortama, ama havadar ve aydınlık bir ortama alacağız. Orada artık baharın da etkisiyle yapraklarının zaten gelişim sürecine girdiğini gördünüz. Gelişmeye devam edecek. Soruyorlar ev içinde nasıl sulama yapıyorsunuz diye. Bakın, böyle delikli bir malzemem var. Su rengi kola değil tabii ki. Humik ve fulvik asit. Şimdi can suyu veriyorum. Gördüğünüz gibi, bakın, kendi basıncıyla drenajın ne kadar iyi olduğunu da görüyorsunuz şu anda. Suyu vermemle. Gördüğünüz gibi. Bu en önemli nokta. Yani bir bonzeyi de drenajın ne kadar iyi olduğunu görmenin en güzel yöntemi. Bakın, hem toprak bütünlüğünü bozmuyor yaptığım yöntem. Şu anda su akıp gidiyor. Bütün kökler, bütün toprak ıslanıyor. Saksının her yönüne dağıtıyorum, bakın.
işte idealdir enerji. Bakın hiç kalmadı. Hepsi akıp gidiyor şu anda. Su yani sadece içinde kullandığım inorganik maddelerin suyu tutma özelliği oranı kadar suyu tutuyor. Ve dediğim gibi biliyorsunuz inorganik karışım koydum içine. Bakın gördüğünüz gibi hemen tahliye oluyor şu anda. Ve bu nitelik zaten 1 ila 2 yıl kadar sürüyor. 2. yılda zaten yeniden toprak ve saksı değiştirmeniz gerekiyor. Bu hem bitki kökleri için iyi hem de ağacın gelişimi adına da çok iyi bir sonuç verecektir. Sizin de gördüğünüz gibi tahliye olsun, sulama olsun şu anda. Evet, 1 litre kadar, yani daha doğrusu işte 1,5 litre kadar, daha doğrusu tam 1 litre aslında. Belirli oranda limik ve fulvik asit karışımlı sulama suyuyla. Çünkü yaptığım işlemde kökleri ciddi şekilde açığa çıkardığım için bu riski de atlatması adına bir avantaj sağlayacak. Şu an işlem tamam. Suyun süzülmesini bekliyorum. Ondan sonra dediğim gibi korunaklı yere alınacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle videoların devam etmesi için lütfen kanalıma yorumlarınızı yazınız. Abone olmaya devam ediniz. Ve beni takip etmeye devam edin. Farklı konulara da değineceğim. Ve bu sayede sizlerin de desteğiyle ülkemizde bonziyi güzel bir noktaya gelecek.